Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Bugün kendi kültürümüzden, coğrafyamızdan çok uzak bir ülkeye gidiyoruz. Teknolojide geldikleri konumlarıyla bugün de değil adeta gelecekte yaşayan bir ülke. Japonya, Asya kıtasının doğu kıyısında sahip olduğu 6852 adet adayla yüz ölçümü 377.973 km² olan ve %70'i dağlarla kaplı bir adalar ülkesi. Japonlara göre ülkenin adı Japonya değil, güneşin yükseldiği yer anlamına gelen Nihon. Burada güneş yaz ortasında sabah 4.30'da doğuyor. Japonya'da hayat ülkemize göre 6 saat ileriden gidiyor. Burası dünyanın en kalabalık 10. ülkesi. Toplam nüfus 127 milyon. Fakat şehirlerin çok yoğun olmasının asıl sebebi Japonların %93'ünün ülke topraklarının yalnızca %19'unda yaşıyor olması. Fakat Japonya ulaşım açısından oldukça kolay olan bir ülke. Dünyanın en iyi toplu taşıma sistemlerinden birine sahipler. Her yerde tren ve otoyol var. Hatta bu otoyollardan biri bir binanın içinden geçiyor. Trenler genellikle dakiklikleriyle tanınıyor. Ortalama gecikme süreleri yalnızca 18 saniye. Ama trenler o kadar kalabalık oluyor ki istasyonlarda kapıda kalanları içeriye doğru ittirmekle görevli kişiler var. Osiyalar. İnsanlar trenin gelmesini beklerken şerit halinde çizilmiş çizgiler üzerinde tek sıra oluyorlar. Japonların raylı sistemlerde geldiği son nokta ise manyetik trenler. 2027 yılında hizmete açılması planlanan maglev treni yapılan denemeler sonucunda 603 kilometrelik bir hıza ulaşmış durumda. Bu trenler elektrik akımı verilen mıknatıslar sayesinde raylara değmeden hareket ediyorlar ve birbirini iten mıknatıslar trenin rayların 15 cm üstünden gitmesini sağlıyor. Böylelikle sürtünmenin oluşturduğu yavaşlatıcı etki de minimum seviyeye iniyor. Otobüslere arka kapıdan biniliyor ve ön kapıdan inerken ücret ödeniyor. Otobüs durakları ise yola ters bir şekilde konumlandırılmış. Japonya sürekli çalışan ve hareket eden dev bir ofis gibi. İşkolik insanları, yanıp sönen neon ışıkları, otomatik satış makineleri, robotları ve daha fazlası. Dünyadaki robotların yarısı Japonlar tarafından üretiliyor. Hatta çalışanların büyük bir kısmının robotlardan oluştuğu bir otel bile var. Henna Hotel. Welcome to Henna Hotel. Konukları karşılamak, odaları temizlemek, kahve yapmak gibi pek çok işi yapıyorlar. Japonya'da ortaya çıkan en ilginç otellerden biri ise kapsül oteller. Kapsüller 2 metre uzunluğa, 1 metre genişliğe ve 1 metre yüksekliğe sahip. Bu oteller özellikle gece geç saatlere kadar çalışıp işten eve dönmeye üşenen işkolik Japonların kısa sürede uyuyup uyanabildiği, ihtiyaçlarını karşılayabildiği ucuz yerler olarak kullanılmaya başlanmış. Bugünse ilginç bir deneyim olmasından dolayı turistler tarafından oldukça rağbet görüyor. Otele girer girmez ayakkabılar çıkıyor. Kadınların ve erkeklerin kaldığı katlar, kullandıkları asansörlerse ayrı. Eşyalarınızı koyup kilitleyeceğiniz dolabın içindeyse sizin için ayrılan pijama, havlu, diş fırçası, şampuan, kısacası ihtiyacınız olabilecek her şey bulunuyor. Yatağınızın bulunduğu kapsüldeyse radyo, alarm, televizyon bulunuyor. Tuvaletler ve banyolarsa ortak kullanılıyor. İlk zamanlar 7 saat uyku, 1 saat dinlenme, 1 saat duş şeklinde toplam 9 saat planlanmış. Bugünse 22 saate kadar kalınabiliyor. Kiraların oldukça fazla olduğu Japonya'da internet kafelerde oda tutarak konaklayan insanların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Buraya gelen çoğu kişi burada saatlerini harcarken binlerce insansa hayatlarını harcıyor. Yaşadıkları hayat maratonundan sıkılıp istifa eden, part-time işlerde çalışıp burada yaşamaya başlayan, dünyanın en büyük metropolünde yalnızlığa kaçan insanlar, bilgisayarın bulunduğu bu 4 metrekarelik bir kutuyu yerde yatsalar dahi evleri olarak tanımlıyorlar. Burada posta kutusu, yemek hazırlanabilecek mikrodalgalar, özel kilitli dolaplar, duşlar, çamaşır yıkama makinesi gibi imkanlar bulunuyor. 2 yıldır burada kalan insanlar var. Japonya'nın %98.1'i Japon, %0.5'i Koreli, %0.4'ü Çinli, %1'i ise diğer milletlerden oluşuyor.
Ayrıca ülke, dünyanın en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. Ülkenin %33'ü 60 yaş ve üzerinde. 1-14 yaş arası ülkenin sadece %12.4'ünü kapsıyor. 100 yaşın üzerinde ülkede toplam 50 binden fazla insan var. Her yıl Eylül ayının 3. pazartesi günü, yaşlılara saygı günü olarak isimlendirdikleri bir ulusal tatilleri bile bulunmakta. Ülkenin yaş ortalaması ise 47.3. Doğum oranı o kadar az ki yetişkin bezleri bebek bezlerinden daha fazla tüketiliyor. Hatta yapılan araştırmalar sonucu evlerde beslenen hayvan sayısının bile çocuk sayısından fazla olduğu ortaya çıkmış. Ülkede yılda ortalama 90 bin kişi evlat ediniliyor. Fakat bunların %98'i iş hayatında başarı göstermiş 20'li 30'lu yaşlarındaki erkekler. Çünkü Japonya'da bir şirket sahibi hayatını kaybedince tüm mirası erkek çocuğuna kalıyor. Erkek çocuğu olmayanlar ya başka birini evlat ediniyor ya da damatlarına soy isimlerini veriyor. Öyle ki 52 nesil boyunca işletilen bir otelleri bile var. Aslında bu toprakların bilinen ilk sahipleri Ainu halkı. Dış görünüşleri farklı, ayıya tapan bir topluluk. Araştırmalara göre toplam nüfusları 12.300. Fakat çoğu asimile olmuş durumda. Kendi dillerini akıcı bir şekilde konuşabilen sadece 15 kişi kayıtlara geçmiş. Başkent Tokyo ise çevresindeki alanlarla birlikte 37 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropol alanı. 2019 yılındaki verilere göre ise dünyanın en pahalı ikinci şehri. Japonya, 4 ana tektonik plakanın birleştiği yerde bulunan çok katlı volkanik bir takımada. Burada her yıl ortalama 1500 deprem oluyor. 2011 yılında gerçekleşen 9.1 şiddetindeki Japonya depreminin dünyanın dönüş hızını 1.8 mikrosaniye kısalttığı söylenmekte. Hatta bu deprem sonrasında ortaya çıkan bazı antik taş tabletlerin üzerinde "Bu noktadan sonra ev yapmayın" yazdığı ortaya çıkmış. Çok katlı volkanik bir takımada olmasının bir diğer sonucu tsunamiler. Japonya'da daha geçtiğimiz hafta hızı saatte 180 kilometreyi aşan 78 kişinin hayatını kaybettiği bir tayfun meydana geldi. Ayrıca 200'den fazla yanardağa sahip olması da böyle bir bölgede olmasının başka bir sonucu. Dolayısıyla ülkede oldukça fazla doğal kaplıca var. Fakat bu kaplıcalara, hamamlara, hatta havuzlara dövmesi olan insanların girmesi yasak. Çünkü Japon kültüründe dövme, mafya ile özdeşleşmiş durumda. Japonya'da Yakuza adı verilen örgüt üyeleri, sahip oldukları statüye göre vücutlarını dövmelerle kaplıyorlar. Japon hükümeti de halka açık bazı ortamların güvenliği için bu yasağı koymuş. 1 milyon insan Japonya'da evinden, odasından dışarıya adım dahi atmıyor. Hatta bu fenomenin bir ismi var. Hikikomori. En temel sebep sosyal baskılar. İyi notlar almalısın, bir iş bulmalısın, evlenmelisin gibi. Japonya 5.36 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 3. ekonomisi. Para birimi olan 100 Japon yeni ise 5.40 Türk lirasına karşılık gelmekte. Ülkede asgari ücret diye bir şey yok. Saatlik ücret uygulaması yapılıyor. Bu da 956 yen'den 1200 yen'e kadar değişebiliyor. Yani ücretler saatine yaklaşık 50 TL'den başlıyor. Ülkede Şintoizm ve Budizm olarak iki din bulunsa da genel olarak dinsizlik hakim. Son yapılan anketlerde nüfusun %52'sinden fazlası hiçbir dine inanmadığını belirtmiştir. Tek resmi dilleri olan Japoncayı tek bir alfabeden ibaret sanabilirsiniz. Ama toplamda 3 alfabe kullanıyorlar. Bunlar Hiragana, Katagana ve Kanji. Fransızca ise İngilizceden sonra en çok öğrenilen dil. Japonca'da özür dilemek için 20 farklı kelime var. Aşırı geleneksel bölgelerde ise insanlar kadın erkek fark etmeden herhangi bir hata yaptıklarında saçlarını kazıtarak kendilerini cezalandırabiliyorlar. Amerikan prizi kullanıyorlar fakat trafik İngiltere'de olduğu gibi soldan akıyor. Sokakların çoğunun ismi yok. Adresler apartman ve daire numaralarına göre belirleniyor. Neredeyse tüm caddelerde bulunan otomatların sayısı 6,5 milyona ulaşmış durumda ve bu makinelerden sadece atıştırmalık ya da içecek satılmıyor. Yumurtadan çiçeğe, tuvalet kağıdından canlı ıstakoza kadar her şey var. Aynı zamanda fotoğraf çektirmek, çıktı almak gibi pek çok işlem de yapılabiliyor. Hatta restorana girmeden sipariş verip ödeme yapmak için bile kullanılıyor. Birçok yerin girişinde şemsiyelerin konulabileceği kilitli bir alan bulunuyor. Bazı asansörlerde yağmurlu havalarda ise böyle bir işaret yanıyor.
Sokaklarda çöp kutusu neredeyse yok denecek kadar az. İlginç olan şey ise buna rağmen sokakların son derece temiz olması. Çünkü insanlar çöplerini çantalarında taşıdıkları torbalarına koyuyorlar ve eve götürüyorlar. Bunun nedeni çöplerin doğru bir şekilde ayrıştırılması. Hatta sakızların yere atılmaması için sakız kutularının içinde küçük kağıtlar var. Zaten sokakta kimse yürüyerek yemek yemiyor. Otomattan aldıkları yiyecekleri banka oturup yiyorlar. Toplu alanlarda yüksek sesle konuşmayı bırakın, telefonla konuşana bile pek rastlanılmamakta. Hatta insanlar toplu taşımalarda bacak bacak üstüne atarak dahi oturmuyorlar. Tokalaşma, sarılma, öpüşme onların kültüründe yok. El temasında bulunmuyorlar. Hafifçe eğilerek selam vermeyi tercih ediyorlar. Küçük bir çocuğun başını okşamak onlara göre aşağılamak anlamına geliyor. Hoş karşılanmıyor. Sokaklarda sigara içmek yasak. Cezası 300 bin yen. Yani yaklaşık 16 bin TL. Bu şekilde özel sigara içme alanları bulunuyor. Ülkenin her yerinde kombine adı verilen 7/24 açık olan marketler bulunuyor. Bu marketlerde işkolik Japonlar için gömlek ve kravat da satılıyor. Yemeklerde kullandıkları chopsticklerden yılda 24 milyar çift üretiyorlar. Damak tatları oldukça farklı. Yoğurtlu kola, pankek suyu, arılı kraker, mayonezli, at etli, kaktüslü, kömürlü ve daha birçok tuhaf dondurmalar. Ülkenin yalnızca %20'si ekilebilir arazi olduğu için Japonlar çözümü su ürünlerinde bulmuşlar. Sadece dünyadaki en büyük ticari deniz filolarından birine sahip değiller. Aynı zamanda deniz aşırı okyanus arazilerinde ve balık çiftliklerinde kabuklu deniz ürünlerinden deniz yosununa kadar her şeyi yetiştiriyorlar. Dünyanın en büyük balık pazarı olan Tsukiji burada bulunuyor. Pazarda açık arttırmaya da balık satılıyor. Bugüne kadar satılan en pahalı balıksa geçtiğimiz Ocak ayında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir ton balığı 3 milyon dolara satılmış. Japonlar deniz ürünlerini de diğer ürünler gibi farklı lezzetlere aroma olarak da ekliyorlar. Mesela ahtapotlu dondurma gibi. Kurutulmuş yavru balıkları ise salatalarına koyuyorlar. Ayrıca ahtapot, istiridye gibi deniz ürünlerini canlı olarak pişirmeden de tüketiyorlar. Tarım çok gelişmiş olmadığı için meyve fiyatları genellikle çok pahalı. Elma, şeftali bunlar genellikle taneyle satılıyor. Çiftçiler karpuzları hem daha az yer kapladığı hem de daha kolay kesildiği için küp şeklinde yetiştiriyorlar. Diğer karpuzlara göre çok daha pahalı olan bu karpuzların fiyatları tane başına 300 dolar civarında. Normal bir karpuzsa ortalama 3500 yen yani yaklaşık 190 TL. En çok tükettikleri şeylerden biri de at eti. Üstelik çiğ bir şekilde. Çoğu restoranın önünde camekan vitrinlerde yemeklerin silikon ve plastikten yapılan maketleri bulunuyor. Müşteri bu sayede menüde seçtiği yiyeceğin nasıl bir şey olduğunu görebiliyor. Yemek yerken ağız şapırdatmak o yemeği beğenmenin bir göstergesi. Bahşiş de onlara göre çok rahatsız edici bir durum. Ülkede alışılmışın dışında olan konserve yemek lokantaları bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 300 çeşit yemek seçeneği sayesinde insanlar bu restoranları tercih ediyor. Sumo güreşçileri şişmanlamak için Chankonabe adlı bir yahni yiyorlar. Çok sağlıklı bir yemek olarak kabul edilen ve protein açısından çok zengin olan Chankonabe, kalori alımını arttırmak için bira ve pirinçle servis ediliyor. Ayrıca 400 yılı aşkın senedir burada Ağlayan Sumo adında ilginç bir yarışma yapılıyor. Bu yarışmada sumo güreşçileri kucaklarındaki bebekleri sıkmadan ağlatmaya çalışıyorlar. En önce ağlayan bebek kazanan taraf oluyor. Bu arada zemin kat sıfır değil, bir olarak isimlendiriliyor. Eğitimde ise temel derslerden önce ahlak kurallarıyla ilgili dersler veriliyor. Topluma, doğaya nasıl saygı duyulması gerektiği, nasıl fayda sağlanabileceği, kısacası nasıl iyi bir insan olabileceği öğretiliyor. Okullarda temizlik görevlisi yok. Öğrenciler sınıflarını, kantinlerini, tuvaletlerini, öğretmenlerinin de desteğiyle kendileri temizliyorlar, yemekleri de kendileri hazırlıyorlar. Bunun nedeni temizlik bilincini daha o yaşlarda kazandırmak ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak. Bu arada Japonya'da işsizlik oranı sadece %2.2. Türkiye'de ise bu oran 2019 yılında %14 olarak açıklanmıştı. Çalışmayı bir hayat tarzı haline getirmiş olan Japonlara göre iş yerinde uyuklamak normal karşılanıyor. Çünkü bu onlara göre sıkı çalışmanın bir göstergesi. Dünyanın en eski şirketi de Japonlar tarafından M.Ö. 578 yılında kurulan ve 2006 yılına kadar işletilen Kongo Gumi İnşaat Şirketi. Ayrıca Japonya dünyanın en büyük otomobil üreticisi.
Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru Japonlara ait. Sony, Canon, Nikon, Toshiba, Fujitsu, Panasonic gibi teknoloji şirketleri de onların. Dünyanın en iyi video oyunlarını üreten Japonya tam bir oyun ülkesi. Ülkede Atari salonları son derece popüler. Super Mario, Super Sonic, Pokemon gibi birçok popüler oyun onlara ait. Otomotiv sektörlerinden bile daha fazla getirisi olan bir sektörleri var. Pachinko. Adeta bir şirket gibi tüm binayı kapsayan oyun salonları. Bir nevi kumarhaneler. Pachinko sektörünün yıllık gelirinin 225 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Ki bu Amerika'daki yasal kumar kazancının iki katı. Aslında yasalara göre Japonya'da kumar oynamak yasak. Fakat Japonlar bunun bir yolunu bulmuşlar. Oyun bilyeye benzeyen metal toplarla oynanıyor. Ve oyunun sonunda ise kazandığınız tutarın yazdığı bir fişle beraber size bir hediye veriliyor. Daha sonra bu hediye farklı bir binada paraya dönüştürülüyor. Sabah işe gidiyormuş gibi evden çıkıyorlar, kapı açılana kadar kuyrukta bekliyorlar ve bütün gün hiç kalkmadan bu oyunu oynuyorlar. Bu arada 1997 yılında yayınlanan bir Pokemon bölümünü izleyen 685 çocuk, baş dövmesi ve kusma gibi sebeplerle hastaneye kaldırılmıştı. 685 çocuğun fotosensitif epilepsi hastası olduğu, bu yüzden yoğun renk değişimleri ve parlamalar sonucu kriz geçirdikleri ortaya çıktı. Çizgi romanlar için harcanan kağıt miktarı, tuvalet kağıtları için harcanandan daha fazla. Animelerde kullanılan sesleri eğitmek için ülkede 130'dan fazla seslendirme okulu var. İlginç olan şey ise ünlü Japon canavarı Godzilla 2015 yılında resmi olarak bir Japon vatandaşı kabul edilmişti. Gençler o kadar fazla telefon bağımlısı ki duşta dahi telefon kullanıyorlar. Bu yüzden ülkedeki telefonların %90'ı su geçirmez. Su tasarrufu sağlayan lavabolar var. Lavaboda kullanılan su tuvalet rezervuarında birikiyor ve siz sifonu çektiğinizde aynı suyu iki kere kullanmış oluyorsunuz. Tuvaletler ise çok fonksiyonlu. Yanlarında bulunan bir kumandayla klozeti ısıtma, su püskürtme, suyun sıcaklığını ayarlama, kurutma, sifon sesi gibi pek çok özellik ayarlanıyor. Hatta klozet kapakları yaklaşıldığı zaman kendiliğinden açılıyor. Japonların banyo kültürü de normalinden biraz farklı. Banyonun içerisinde hem duş alınabilecek bir yer hem de bir küvet bulunuyor. Önce duşlarını alıyorlar ve daha sonra sıcaklıklarını bir kumandadan ayarladıkları küvete giriyorlar. Küvet onlar için sadece rahatlama amacıyla kullanılıyor. Ve bu küvetlerin en önemli özelliklerinden biri sıcaklığı sabit tutabilmeleri. İçerisine attıkları bir toz sayesinde küvetteki aynı suyu ailenin bütün bireyleri kullanabiliyor. Ve daha sonra toz sayesinde temizliğini koruyan bu suyu çamaşır makinelerinde kıyafetlerini yıkamak için de kullanıyorlar. Evlere ayakkabıyla girmiyorlar. Hatta eve girildiğinde ayakkabı çıkarmak için özel bir alanları var. Sadece evlere değil, tapınaklara, bazı restoranlara, kafelere de ayakkabıyla girmek yasak. Okullarda ise ayakkabılarını değiştiriyorlar. Mağazaların deneme kabinlerinde ufak bir halı var. Girmeden önce ayakkabılarını mutlaka çıkarıyorlar. Ayrıca kadınlara deneme kabinlerine girerken makyajlarının kıyafete bulaşmaması için kafalarına geçirecekleri bir bez veriliyor. Evlerin içi ise genellikle küçük ve sade. Japonya'da evler tıpkı arabalar gibi zamanla değerini yitiriyor. Her yıl ortalama 1500 deprem olduğu için sıfırdan yapılan bir ev 15 yıl içinde bütün değerini kaybediyor ve geriye sadece arsa değeri ve yıkım masrafları kalıyor. Genellikle Japon halkı ömrü boyunca sabit bir işte çalışmayı tercih ediyor ve taşınmıyor. Bu yüzden kimse başkasından ev almıyor. Onlar için evlerini yıkıp yerine yenilerini yaptırmak daha mantıklı geliyor. Zaten kişi başına en çok mimar sayısının düştüğü ülke de Japonya. Son zamanlarda ise internette bedava ev ilanları çıkmaya başladı. 100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı bu ülkede hayatını kaybedenlerin evleri zaman içinde bir problem haline geldi. Çünkü insanlar ölen büyüklerinin evlerine ihtiyaç duymadıkları, daha merkezi yerde yaşamak istedikleri ve o evin vergisini, bakımını üstlenmek istemedikleri için çözümü internette bedava ev ilanı vermekte buldu. Japonya'nın şehirden uzak kırsal kesimlerindeki evler boş kalmaya ve hayalet kasabaya dönüşmeye başladı. Tahminlere göre yaklaşık 20 yıl sonra Japonya'daki 900'e yakın köy ve kasaba yok olacak. Bu yüzden hükümetin uyguladığı Aki adında bir proje geliştirildi. Ölen insanların miras bırakacağı kimse yoksa bu evler, gençlerin ev sahibi olabilmesi için bazı şartlar karşılığında ücretsiz veriliyor.
Bu kişilerin 43 yaşın altında olup ilkokula giden bir çocuğunun olması ve ücretsiz aldıkları bu evi restore etmeleri şartı koşuluyor. Şu an ülkede 10 milyondan fazla sahipsiz ev var. İnsanlar batıl inançları yüzünden sahipsiz kalan evlerde yaşamak istemiyor. Japonlar genellikle arabalarını geri geri park ediyorlar. Yaşlı sürücüler ve bir yıldan daha az bir süredir sürücü olanlar özel araba stikerleri kullanıyor. Kapılara yakın yerlerde engelliler için park yerleri bulunduğu gibi yaşlılar için de ayrılmış park alanları var. Sürücü kursları yaklaşık 2000-4000 dolar arasında ücretlendiriliyor ve kurs 1 ay sürüyor. Bir de bu süreyi 2 haftaya düşüren sürücü yetiştirme kampları bulunuyor. Gece gündüz süren yatılı bir kamp. Yapılan bir araştırmaya göre Japonya'da elektrikli arabalar için olan şarj cihazlarının toplam sayısı benzin istasyonlarından daha fazla. Hatta neredeyse her AVM'de şarj istasyonu bulunuyor. Trafikte yeşil ışık yerine mavi ışık kullanılıyor. Bunun nedeni Japon tarihinde her iki rengin mavi olarak isimlendirilmesi. Trafik ışıkları ilk ortaya çıktığında aslında yeşil ışık kullanılıyordu. Fakat o zamanlar bu renge de mavi deniliyordu. Hükümet bu kafa karışıklığına bir çözüm bulmak için yeşilin en mavi tonunu kullanmaya başladı. Japonya'da insanlar hastalıklarının diğer insanlara bulaşmaması ve hijyen için dışarı çıkarken maske takıyorlar. Ayrıca bu maskeyi makyaj yapmadığı için kendini güzel hissetmeyen kadınlar da kullanıyor. 1957'den beri ülkede hiç kuduza rastlanılmamış. Bunun nedeni ülkeye gelecek her hayvan yaklaşık 6 aylık bir karantina süresinden geçiyor. Diş hekimleri marketlerden daha fazla. Hatta Wikipedia'da bunun için bir başlıkları dahi var. Aşırı diş hekimi problemi. Son olarak Türkiye'den uçakla yolculuk genellikle aktarmalı olarak en az 16 saat sürerken, nadiren olan aktarmasız uçuşlarda bu süre 11,5 saate kadar düşebiliyor. Türk vatandaşlarından ülkeye giriş çıkışlarda vize istenmiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benden daha çok ülkeler hakkında videolar yapmamı isterseniz bu videoyu beğenerek bana belli edebilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.